bir insanın ölüm şekli imanına delil midir? Şimdi tabii ölüm şekli, onu da Abdullah ayetleri okudu. O, istersen o iki ayeti tekrar oku. Bir, müminlerin canlarının alındığı zamanki durumu, ki o zaman son derece mutlu bir şekilde can verirler. Bir de kafirlerin canları, evet, alındığı zamanki durumu oku. Nisa 97, Muhammed 27, ondan sonra Enfal 50, Enam 93. Bunlar hep kafirlerin ölümünden bahsediyor. Onların durumundan. Evet, mesela Muhammed 27'de fekeyfe idâ tevaffâhumul melâiketu yadribûne vücûhum ve edbârahum. Melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur diyor. Ne oldu? Sıkıntı ne olduğu anda belli daha. Ruhlarını almadan melek vuruyor. Onun için böyle bakarsınız ki çok rahatsız, yüzünün çok rahatsız olduğunu görürsünüz. Aynı durum, tam Enfal 50'de de aynısını söylüyor. Yadribune vucuhum ve edbarun diyor. İşte bir de müminlerle ilgili olan kısmı ok istersen. Bir de hani ateşin azabını tadın diye de orada söylüyor yani. Müminlerle ilgili de Nahl 32'de var. Ellezine teveffahul melâketu dayyibine yegûlûne selâmün aleyküm udhulul cennete bimâ küntüm te'amelûn. Size selam olsun diyor. Cennete girin, yaptığınıza karşılık. Selam olsun demek ne demek? Size hiçbir zarar yok. Şey, huzur ve güven içerisinde. Şimdi rahmetli annem babam anlatmıştı da, şimdi o aklıma geldi. Sizin de böyle çok hatıralarınız vardır. Dedem işte ölüm yatağındaymış. Ne demiş? Ya misafirler geldi. Hemen kalkın, şunlara bir şey yapın, hoş geldin deyin. Yer verin, açın yer. Allah, babam annem diyor ki Allah Allah, kim ya? Biraz sonra öldü diyor. Misafirler mi dedi? Evet, misafirler, evet. Biraz sonra da öldü dediler. Hadi buyurun bak. Ne oluyor yani, orada görüyor onları ama onlar hiçbirisi görmüyor.